Herkese merhabalar. Sahur hazırlığımı yapmak için karşınıza geldim. Sandviç yapacağım bugün sahura. Emrah'ın favori sahur menüsüdür bu. Sandviç, kaşar ekmek, pide ekmek arası kaşar, haşlanmış yumurta. Emrah'a kalsa full dönüşümlü olarak o şekilde yer. Ama arada ben değişiklik olsun diye işte börek, tost vesaire de yapıyorum. Yiyor ama yine de en sevdiği sahurda sandviç, kaşar ekmek yemek gerçekten. Benim işime geliyor mu? Tabii ki de geliyor yani. Hemen pratik, kolayca hazırlıyorum yani. Uğraş istemeyen bir şey sonuçta sandviç, biliyorsunuz. Şuraya malzemelerimi hazırladım. Hatta şöyle göstereyim. Hindi füme ve kaşarlı domatesli biraz kıvırcıklı kendime yapacağım. Emrah domates istemedi. Kıvırcık, salam ve kaşarlı istedi. Ben bir de sandviçlerin içerisine bu sosu çok yakıştırıyorum. BİM'de satılıyordu bu. Ben fazla fazla almıştım. Sonuncuyu kullanıyorum ve tarihi tabii ki daha geçmedi. Şu ara fırındaki şu ekmekleri taktık. Ama sanki Emrah da hayatta bu kadar yiyemezmiş gibi geliyor bana. Ben de hayatta yiyemem. Yarısı da küçükmüş gibi de geldi. Bilemedim. Evet, bu kadar bol iyidir. Emrah sevmediği için ona bu sostan sürmeyeceğim. Daha doğrusu sandviçte pek tercih etmiyor. Hindi füme koymaktan vazgeçtim. Benim için bu kadar yeterli bence. Aslında keki böyle tabağımızın kenarına da alabilirim. Aynen öyle yapayım. Geçen gün yapmıştım cevizli kek. Sadece cevizli. Hem biraz da Hindistan cevizi var. Sandviçlerimiz hazır. Emrah ekmek arasına domates istemediği için kalan domatesleri de onun tabağının yanına koydum. Belki yemek ister. Bugün sahur menümüz de bu şekilde. O zaman şimdi ben Emrah'ı kaldırayım. Zeytin ister miydin? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben böyle. Daha iyi ol. Geçer mi? Hoş mu yani yaptığın şunu? Ben senin taklidini yapıyor muyum? Evet. Nerede yaptın ya? Plakları taktım sana. Kek de koymuş bak. Niye diye. Maşallah yüzüne falan sürersin. Yediye. Evet, saçma bir cevap. Evet, yediye yani ne yapabilirsin ki başka? Arkadaşlar biz sahurumuzu yaptık. Dişlerimi de fırçaladım. Birazdan niyetimi de ederim. Plaklarımı da güzelce takarım. Birkaç dakikaya ezan okunur. Bu sene ezan sesi çekmeyecek misin Tuğba diyen arkadaşlar vardı. İnşallah ezan sesi. Gerçi bu sene biraz daha fazla gelmeye başladı artık. Hoparlörü mü değiştirdiler diyemedim de. Yani ses biraz daha fazla geliyor ama inşallah kameraya da
bu duyulur. Şuradaki rafa ayarlayacağım, çekeceğim. Özellikle gurbetçi takipçilerimden ezan sesine hasretiz buralarda diyen takipçilerim için. Evet, o zaman şimdilik benden bu kadar olsun. İyi geceler diyeyim. Sabah görüşürüz. Arkadaşlar, güne biz başladık. Biz şimdi Derin'le Vega AVM'ye geldik. Tam kapanmadan önce gelmemiz gerekiyordu. SV2'den bir şeyler almıştık ve iade etmemiz lazımdı. Daha doğrusu değişim yapacağız ama hani değişimi buradan yapmayacağım. Çünkü reyon gezip tüm bedenleri ellemek istemiyorum. Şöyle kenara geçelim. Hangi beden alacağımızı öğrenmiş olduk bunları gördükten sonra. O yüzden hemen internetten siparişini vereceğiz. Ama iade işlemi tabii mağazalardan olduğu için buraya geldik. Şimdi girelim bakalım. Güzel kızımla geldik. Baba oğul bizi bıraktılar. Onlar da
AVM'ye, yakın parka gittiler. Onlar hiç AVM'ye girmediler. Biz de işlerimizi halledeceğiz ve inşallah çıkacağız. Hadi bakalım. İnternet alışverişlerindeki iadeyi çok kolaylaştırmışlar. Hiç kart falan vesaire istemiyorlar. Hemen internet alışverişleriyle ilgilenen birine verdiler faturayı falan. Direkt onaylıyorlarmış. Hani kart falan hiçbir şey istemediler dediğim gibi. Size de mesaj gelecek zaten dedi. Hani bir sorun olursa yine buradayız dediler ama açık olur mu ki AVM'ler? Bilemedim şimdi. Neyse ama siparişlerime baktığımda iade ettiğim ürünlerde iade talebi var diye yazılı. İnşallah sorunsuz iadeyi de yaparlar. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Orada işimizi hemen halledince Emrah'a dedim ki derinle de kendime de saç uçlarımı, saç maskesi kullanıyorum, az kaldı. Gratis'ten alalım gelmişken dedim. Hemen onu da alıp çıkalım. Gratis'ten çıktık. Bayağı da indirimler vardı. Evde gösteririm size. Şimdi hemen Migros'a da girelim. Derin'in canı makaron istemiş. Biliyorsunuz geçen almıştık. Migros neredeydi anneciğim? Hemen şurada danışmaya soralım da pek dolaşmayalım. Bir alt kattaymış Migros. AVM gezmeyi seven ben. İnanılmaz tedirginim yani. Normale dönersek, inşallah o günleri görürsek acaba bu endişeden kurtulabilecek miyiz, onu çok merak ediyorum. Bir şeylere ellerken, bakarken, insanlarla iç içeyken, kalabalıkken, yani böyle mesafeye falan ne yapacağız çok merak ediyorum. Gerçi insanoğlu her şeye alışıyor ama yine de dikkat edeceğiz diye geliyor bana. Evet, Migros'a geldik. Mis gibi de kokuyor, Allah affetsin. Oruç oruç marketlere falan gelmemek gerek. Makaron fiyatını da soran olmuştu. Yanıt da var. İstersen. Makaron da iki tane alalım bu sefer. Babayla biz de yeriz. Migros'tan da hemen çıktık. Zaten Emrah'ı da Migros'a girmeden aramıştık. O da gelmiş, kapının önündeyim dedi. Şimdi eve gidiyoruz. Vallahi oturunca belimin ağrıdığını anladım. Çok bir vakit geçirmedik ama bayağı da yorulmuş hissediyorum kendimi. Hamladık evde otura 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 gerçekten. İnsan bir an önce eve gidesi geliyor ilginç bir şekilde. İnşallah virüs biter de eski formama geri konuşurum. Ay, Emrah da bakıyor böyle çünkü çok şikayet eder. Bilirsiniz ben AVM'e gezmeyi severim. Emrah açık alanda gezmeyi seven biridir. Ben öyle. Güzel oluyor yani, yazın ferah oluyor, kışın sıcak oluyor. Yediğin içtiğin işte çay kahve vesaire her şey içinde. Bilmiyorum yani, evet havanın da tadı ayrıdır ama tabii herkesin de zevki başka elbette ki. Seviyorum işte AVM'yi ama bu süreçte de AVM'de de gezmek gibi olmuyor zaten. İhtiyacımız olması zaten. En son biz AVM'ye ne zaman geldik kim bilir? Bayağı oldu ya. Bayağı oldu. Çok oldu yani. Neyse, işimizi de hallettik. Şimdi eve gidelim bakalım. Biz eve geleli biraz oldu. Güzelce de bir dinlendim, uzandım. Bugün vallahi gün nasıl geçti inanın anlamadım. İftar saatimize çok az kaldı. Bugün ben yine biraz geç uyandım. Ortalığı falan beraber Emrah'la toparladık. Sonra Emrah'a dedim ki Elsa 2'den aldıklarımızı da madem tam kapanma geliyor gelmeden halledelim. Oraya girince de baktık hemen çaprazında gratis varmış. Oraya da girelim, ihtiyacımızı alalım dedik bir daha. İnternetten vermek yerine dedik. Şimdi önce şöyle o zaman Migros'tan sadece bunu aldık. Ay bu yine kırılmış ya. Tüh. Buradaki beyefendiye dedim, daha önce aldığımızda da bir tanesi kırık çıkmıştı. Hani biraz dikkat ederek verebilir misiniz dedim. Adam gerçekten dikkat ederek koydu. Hani gösterdi de bize, bir sorun yoktu. Ama demek ki o zaman da biz getirirken azıcık bir sallanmaya gelmiyor demek ki. Niye geri buna koyuyorum bilmiyorum. Bugün de tatlımız bu olur. Gratis'ten neler aldık? Şöyle kızımın sıvı saç kremi.
az kalmıştı. Alalım da dursun dedi. Saçını taramada çok büyük kolaylık. Hatta oradaki bir hanımefendi siz memnun musunuz falan dedi biz buna baktığımızda. Dedim ben evet 2 yıldır hani kızımın saçlarını taramadan önce bunu sıkıp kullanıyorum ve çok memnunum. Hiçbir sıkıntı da oluşmadı saç derisinde, saçında falan. O yüzden severek kullanıyoruz. Bunu da derin anne dedi. Bir tane de böyle bu rengini alalım dedi. Bir de mor olanı var bunun. Bu da elektriklenme karşıtı parlak ve pürüzsüz görünüm. Yani derin sırf rengi için aldı. Şöyle bunları aldık. Ve sevdiğimiz saç maskesi. İçlerinde en çok beğendiğim de bu. Bir tanesini dedim ben seçeyim. Bir tanesini de derin seçti. O da incirli olanı sevdiği için incirli aldı. Ama bence en güzeli avokadolu ve bu. Şöyle göstereyim ben size. Bu ikisini aldık. Vücut spreylerinden aldım arkadaşlar. Ben her türlü yaz kış fark etmez yani vücut spreyidir, deodoranttır falan evde dahi olsam kullanırım. Bunlardan özellikle böyle alma sebebim seyahat boy bölümündeydi. 4 TL'ydi tanesi. Bunların büyük boyları çok sık indirime giriyor. Hatta bugün de indirimdeydi. 11 liraydı. Büyük boyları. Yani kokularını beğenir miyim, beğenmez miyim emin olamadığımdan koca boy almak yerine böyle küçük küçük yani epey de gider yani bunlardı size. Tabii ne kadar kullandığınıza bağlı olarak da değişir. Beğendiğimde büyük boyunu da alırım dedim. Kalıcılığına falan da bakarak. Gerçi vücut spreyleri pek de kalıcı olmuyor ama gerçekten kalıcı vücut spreyleri de var. Gül suyu aldım. Bunda da indirim vardı. Biliyorsunuz ben tonik niyetine gül suyu kullanıyorum. Görmüşken alayım dedim. Elimde otacının var biraz. Bakalım eğer o biterse buna geçeceğim. Eğer elimdeki bitmezse bunu Tokat'a götüreceğim arkadaşlar. Malum hani orada da cildimize bakacağız sonuçta. Yine bunları da Tokat'a götürmek için aldım. Fiyatları çok uygundu. Bayağı bir indirim vardı Virüs markasında. Bir tane kapatıcısını aldım. Bir tane transparan pudrasını ve şöyle üçlü allığını aldım. Geri kalan malzemeleri de Tokat'a götüreceklerimi evden tamamlarım. Ha elimde bunlardan yok muydu? Tabii ki vardı. Ama dediğim gibi indirimde ve Tokat'a götürdüklerimi bir daha buraya getirmeyi düşünmediğim için kapalı ambalaj olsun dedim. O yüzden böyle aldım. Bir tane de saç bakım yağı aldım. Bunun da metini çok duyuyorum. Elimde bir saç yağı var. Eğer biterse buna başlarım. Eğer bitmezse bunu da yine Tokat'ta bir saç bakım yağımız olsun diye bunu götürebilirim. Kasanın yanında da BB Beauty'nin lip balmı vardı. Ben Tokat'a götürmek için aldım yine bunu da. Fiyatı da uygundu. Ben alırken Derin anne bir tane de ben alabilir miyim dedi. Derin'in de gerçekten dudak kremlerine bir zaafı var. O da aynısını almış. Mavilisini almıştı ilk önce. Sonra vazgeçti. O da bundan almış. Gratis alışverişimiz de bu şekildeydi. Şimdi bunları kaldırayım. Yavaştan iftar hazırlığıma da başlayacağım. Aslında biraz yemeklerim de var. Onları da ısıtabilirim. Bir yandan çocuklar anne Popeyes mi yesek diyor. Emrah da öyle diyor dışarıdan mı söylesek. Vallahi bir karar veremedik. İçeri bir gideyim de bir konuşalım. Hemen karar verelim. Ona göre hazırlığımıza başlayalım. Yemek sepetinden şimdi yemeklerimizi sipariş ettik. Çocuklar Popeyes istemişti. Onların Popeyes geldi ve yemeye başladılar bile. Çok acıkmışlar çünkü. Biz de Emrah'la iftara seçeneğini seçerek yemek sepetinden Emrah'ın isteği üzerine tavuk kanadı. Ben de Ali Nazik canım istediği için Ali Nazik söyledim. İkisi de aynı restorandan. Dediğim gibi iftar saatimize 2 dakika 3 dakika kala gelecek. Orada yazan o. Bakalım inşallah öyle olur. Çorba içmeyeceğiz. Bugün sadece menümüzde bunlar olacak. Yemeklerimiz geldi. Ali Nazik yani pek iştah açıcı görünmüyor. Tadı nasıl bilmiyorum. Göreceğiz artık. Bir de sıcak olduğu için yoğurdu da sıcağın üstüne ekleyince doğal olarak kesilmiş. Bir de ilk defa gördüm Ali Nazik'te böyle sivri biber, domates falan. Ve Emrah'ta 1,5 porsiyon kanat söylemişti. Altında bulgur pilavı falan var. Pide var. Yanında patlıcanlı, yoğurtlu salata da geldi. Neyse o zaman bize hayırlı iftarlar. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Bize afiyet olsun. Biz iftarımızı yaptık. Allah kabul etsin. Mutfağımı da toparladım. Şunu bir durdurayım. Makinem dolmuştu. Onu da çalıştırdım ama sonradan devam ederiz. Çalıştırmaya ses yapıyor. Çünkü bayağı makaron istediler. Tabii ki makaronu yine geçen
videomun birinde hani ortadan ikiye bölmüştüm ya, her ikisine de yarım yarım düşmüştü. O şekilde yapacağım yine. Bu sefer süt de istediler yanına, öyle yiyecekler. Biz de aradan biraz zaman geçsin Emrah'la yiyeceğiz. Biliyorsunuz iki tane aldım zaten. Emrah biraz Nesquik'li süt yapar mısın bana ılık dedi. Ben de Hindistan cevizi sütü içeceğim. Ondan da bir adet kaldı. Yarın Emrah'a söyleyeyim file markete gidebilirse bir gitsin. Hindistan cevizi sütü, fındık pide, sevdiğimiz bir çıtır tavuk var. Böyle kenarda durması iyi oluyor. Bu arada Ali Nazi'yi Allah'ım affetsin ama hiç beğenmedik. İçinde patlıcandan eser yok. Yoğurt acayip ekşi ve sulanmıştı. Bir iki çatal aldıktan sonra daha yiyemedim. Çocukların Popeyes'ından kalmıştı. Ondan aldım birkaç tane. Bir iki de kanat yedim oradan derken Allah'a çok şükür doyduk yani. Tabii ki evde yapmak gibi olmuyor hiçbir şeyin tadı. En önemlisi sağlık açısından da öyle tabii ki. Ama arada da kolaylık oluyor bize de. İyi oluyor. Neyse, o zaman artık ben videomu sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video çıkmıştır ortaya. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize o güne kadar çok iyi bakın. Hoşça kalın.